Hayırdır inşallah. Obaya bereket geldi be Davut Usta. Gözlerin yerinden fırlayacak gibi. Adam su alırsa kesen de dolar. Dolacak tabii usta. Lakin helalinden. Hoş gelmişsiniz. Babamın otağından kızı gibi çıktığına göre sen Bala Hatun olmalısın. Ertuğrul Bey'in beni kızı bellemiştir. Dilerim siz de tez vakitte kardeş bellersiniz. Ne mutlu bize ki Osman Bey kendine de beyimizin kutlu otağına da yaraşır bir gelin getirmiş. Uzun yoldan gelmişsiniz. Hele bir soluklanın. Ben de size soğuk bir ayran getireyim. Buyurasınız. Babam, Osman, Dündar emmi neredeler? Anlatırım savcı bey. Hele içeri geçelim. Herkes benden gözlerini kaçırır. Ne saklarsınız? Beyim, benim yeni mallar gelmiştir. Müsaadenle. Obada neler olur Bala Hatun? Osman. Ne oldu kardeşime? De hele Hatun, ne oldu? Bir ok bile boşa gitmeyecek. Türkleri bitirecek silah ve mühimmat bugün bizde olacak. Bu topraklar çok ısınacak Vladius. Hem de çok. Bunu yanınıza bırakmayacaklar. Bunun hesabını vereceksiniz. Kimsin sen? Ecelim. Ecelim bu kadar yakınken bağırmanın lüzumu yok. Bugün talihli günündesin. Senden alacak malumatım yok. Onun için ölümün hızlı olacak. Biz altın beklerken bu çıktı. Bu sarı değil, kara altın. Bismillahirrahmanirrahim.
Torunların Bay Hoca, Ay Doğdu ne vakit gelecekler Lena kızım? Savcı beyim onları Sinop'ta bıraktı baba. Kalıp tacirlik bellesinler. Gemi ticareti nasıl yapılır öğrensinler istedi. Savcım her vakit olduğu gibi ölçüp biçip doğru karar vermiş. Beyim, sizi göremeyince endişe ettik. Yavlak Arslan ne der bu olanlara? Destur var mıdır beyim? Gelesin oğul. Hoş geldin oğul. İnşallah hoş malumatlarla gelmişsindir. Kalede bu mühimmattan istiflerler beyim. Bu ne ola? Moğollar bunu Çin'den getirmişti. Uçan ateş derler. Nice kaleyi alırken bu tozdan çokça kullandılar. Demek ki Nikola'da fethettiğimiz kaleleri bu tozla ele geçirmek ister. Müsaade et. Bu gece kaleye gireyim, o iti alayım baba. Nikola yabana atılacak bir deyus değil oğul. Karşılaştığım en zeki şeytanlardan biri. Attığı her adım kirli bir hesabın neticesi. Böyle boş duramayız beyim. Osman'ı bekleyeceğiz. Bizim elimizde pusat mı eksiktir baba? Osman'ı bekleriz. Kınında durmasını bilen pusat keskin olur savcı. Osman senin kardeşinse benim de oğlumdur. Sana sabır dersem ihtiyacımız olan odur. Anladın mı? Bundan sonrasını ben hallederim. Sen işine bak. Oğlum!
Şurada içenler beyim. Eyvallah zülfkar derviş. Siz üçünüz etrafı kolaçan edin. Siz benimle gelin. Afiyet olsun. Devam içelim, devam. İçelim. Gece bizim. Biraz da bizim kutsal suyumuzdan için. Oo, sağ ol keşişim. Bugün en güzel günümüz. Zaferimize. Zaferimize. Bizans'ın yeniden yükselişine. Aferimize. Ben size demedim mi? Bu kadar fazla içmeyin diye. Bismillahirrahmanirrahim. Oğul deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran Yüce Allah'ın 99 adıyla. Beylerim, toyumuz kutlu olsun. Eyvallah. 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 Söğüt'teki salgından sebep Dündar Bey yetkisini Gündüz Bey'e emanet etmiştir. Uygundur. Emir buyurduğunuz gibi beyim. Alınacak kararlar şunlardır. Beylerim, toy meclisi, akıl ve gönül meclisi. Yolda bir idik, konduk, göçtük, fethettik, bin olduk. Kaleler, diyarlar bizim oldu. Bunlar olurken gözü kara yiğitlerimiz can aldı, can verdi. Lakin gördük ve bildik ki pusatın kavye olması yetmez. Aklın da keskin olması lazım gelir. Evladım Osman, eksik olma. Hem pusatın hem de aklınla obamızı Moğol belasından uzak tuttun. Mühim yerleri topraklarımıza kattın. Lakin elzem olan zafer kazanmak değil, bu zaferi muhafaza edebilmek. İyi teşkilatlanmaz isek viran oluruz. Eyvallah beyim. Bundan sebep Kuluca Hisar'ı büyük oğlum Gündüz'e emanet ederim. Şad oldum, şeref buldum. Emanete ihanet edersem, adalet pusadına
Canım feda olsun. Eyvallah. 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 Dündar Bey Söğüt'e tayin olmuştur. Veba illeti başına dert olmuştur. Obadan kimse oraya ulaşmasın. Buyurun Söğüt Bey. Obanın alt başlığını da oğlum. Destur var mıdır beyim? Gelesin oğul. Ağabey. İntikam alınmıştır bey babam. Dişe diş, kana kan. Beylerim, bir canımıza bin can alacağız. Ağabeyim seferden gelir. Bu hangi seferdir? Bilelim de sevincine ortak olalım. Nikola'nın Söğüt'te bize baskın veren adamlarını telef ettik. Flatüs hariç. Hamdolsun. Kaza mübarek ol ağabey. Var ol kardeş. Var olasın savcı beyim. Güneş gibi doğdun üstümüze. Beylerim. Obamızın alt başlığını... Oğlum savcıya tevdi ediyorum. Allah utandırmasın beyim. Amin. Hayırlı olsun abi. Var olasın kardeşim. Toydan sonra altlar hakkında malumat almak isterim. Başım gözüm üstüne. Amin. Ya Rabbi, sen obamızı, milletimizi muzaffer eyle. Amin. Kibrimizle, nefsimizle bizi baş başa bırakma. Amin. Amin. El Fatiha.
Kardeş. Ağabey. Hoş gelmişsin. Eyvallah. Kardeşim. Ağabey. Benimle gelesin savcı. Vakittir vazifeye giderken bu güzelim gözlere keder dolar oldu hatun. Yüz düşmana yalın kılıç yeterdin, gözüm arkada kalmazdı. Ama vardığın cenk değil beyim. O Brorismos Suaneum, Argos Diabolos. Babam bana çok önemli bir vazife vermiştir hatun. Yalnız obamızda değil, cümle ovalar, Söğüt'teki tüm Rum ahalisi nefesini tutmuş, getireceğim güzel haberi bekler. Benim korktuğum da bu ya savcım. Baban sana koskoca bir orduyu tek başına durdurma vazifesi verdi. Peki bu zalimler neden üzerimize gelirlermiş? Geyhatu, oğlum Önke'yi kardeşim Osman'ın kaçırdığını düşünür. Bu sebeple üstümüze gelir. Osman Bey yine hangi yılanın yuvasına çomağını sokmuş savcı bey? Kardeşim Osman suçsuz yere suçlanır hatun. Onun açtığı belayı temizlemek sana düşüyor. Bunlar zalim adamlar. Ya sana bir şey yaparlarsa? Ben mahvolurum. Perişan olurum savcım. Karşımızdaki Cengiz Han'ın torunuysa biz de Ertuğrul Gazi'nin oğluyuz hatun. Babam bu toprakların huzurunu benim ellerime emanet etmiştir. Sana düşen de benim canımı düşünmek değil, zaferimi düşünmektir. Anladın mı? Hepimizin geleceği senin ellerinde. Seninle gurur duyuyorum. Ah!
Kimse? Ertuğrul Gazioğlu Savcı Bey. Elçi olarak geldim. Olur o. Dur! Ona otağıma getireyim. Nerede? Sana onu getirdiğim vakit bunu öğreneceksin. Yalan konuşursun. Madem yerini söylemezsin, bari kim yaptı onu de. Yoksa buradan kaza geçirdiğimle işin çıkar. İtin havlamayı keserse sana söyleyeceklerim var Geyhatu. Oğlunu kaçıranlar senin işini bitirmek için fırsat kollayanlardır. Bunu bilesin. Bu da Osman gibi. Ayakta 40 yalan söyler, otururken 80. Kes! Kimmiş benim işimi bitirmek isteyenler? Konya'da seninle başa çıkamayacağını bilip Konya'dan uzakta seni ve ordunu telef etmek isteyenler. Ne demek bu? Tükür dişlerinin ardına gizlediğin zehri. Çıkar dedim. Bu işi kardeşimin üstüne yıkanlardan hakikati öğrenesin Geyhatu. Ben kardeşimin suçsuz olduğunu da oğlunu tuttukları yeri de iyi bilirim. Lakin onu sana getirdiğim vakit ispat edeceğim. Bana 3 gün veresin. Oğlumun olmadığını nereden bilirsin? Kardeşim Osman'ı bilirim. Şayet otağını bastığı vakit oğlunu ele geçireydi, çoktan ciğerini deşip kellesini sana yollamıştı. Tıpkı Subutay'ın kellesini yolladığı gibi. Lakin şükrederim ki oğlun kardeşimin eline geçmemiştir. Yaşadığını da, onu tuttukları yeri de bilirim. Bana 3 gün veresin Geyhatu. Sadece 3 gün. Oğlunu sana getireceğim. Sözlerin yalansa ne olacağını biliyor musun? Ben kayıların başına geleceği bilirim de sen başına geleceği bilmezsin Geyhatu. Konya'dan uzakta babamla amansız bir savaşa gireceksin. Bu cenkte ne babam sana oğlu Osman'ı verir, ne de sen oğlum Mönke'yi alabilirsin.
İki taraf da kanının son damlasına kadar savaşacak. Nasıl ki sen oğlunu kurtarmak istersin, ben de obamı senin zulmünden kurtarmak isterim. Lakin benim yahut obamın başına bir hal gelirse, işte o vakit bunun bedelini önce oğlun, sonra sen ödersin. Neden ben? Çünkü oğlun değil dertleri. İlhanlı'nın tahtıdır mevzu bahis olan. Bu bizim savaşımız değil Geyhatu. Moğolların hanedan kavgasıdır. Kardeşim Osman'ı bahane edip seni bizimle birbirimize kırdırmak isterler. Gözünü dört açasın Geyhatu. Diyeceklerim bu kadardır. Bu kayı senin aklını bulandırmaya çalışır Geyhatu. Gel! Ne edeceğimi iyice belli Tork. Ordumla Suudi gideceğim. Soyumu kilisten geçirip oğlumu geri almaya. Sana 3 gün muhlet veriyorum. 3 gün. 3 gün. Sonra ordumla Suud'da olacağım. Ya oğlumu bana getirirsin ya da... Seni Geyhatu'ya götüreceğim. Bunu neden yapıyorsun Türk? Senin uğursuz canın için değil. Hayatın için vuruş. Ah!
Onlar da. Fırsatlarımızı kuşanalım. Sabah namazının ardından tekbir sesleriyle Kulu Caysar'a varalım. Şehitlerimizin kanıyla fethettiğimiz kaleyi şehitlerimizin ruhu için yeniden fethedelim. İyi dersin Osman'ım, iyi dersin. Hem Ertuğrul Bey'in kalenin düştüğünü öğrenişine yeniden fethi olduğunu duyar. Ona karşı mahcup da olmayız. Haydi. Kale basmak oba basmaya benzemez Bamsı Bey. Savcı evladım. Demek öyle dersin. Kale almak oba basmaya benzemez dersin. Lakin evlat, o kaleyi Osman'ımla birlikte aldığımız için pek iyi bilirim ben. Lakin bu defa iş başkadır. Kalede esirler vardır. Onların canını düşünmek gerek. Savcı Bey haklıdır. Aklımızı başımıza toplamak gerekir. Yarın sabah tez vakit beyleri toplayıp birlikte karar verelim. Mesuliyet büyüktür. Danışmak gerek. Sabahın ilk ışıklarıyla kalenin kapısına dayanacağım. Osman. Ağabey. Altbaşı benim Osman. Osman. Osman! Ertuğrul Gazi'nin toy meclisinde tüm beylerin huzurunda altbaşı seçtiği Savcı Bey. Osman Bey kat'i emrime karşı gelerek esirlerin hayatını tehlikeye atmıştır. Obaya döndüğü vakit tutuklanacaktır. Savcı. Acele karar vermelisin kardeşim. Osman'ın esirlerimizi sağ salim alıp gelmeyeceğine malum. O vakitte mi kardeşini zincire vuracaksın? Gündüz Bey, bu iş töre işidir. Yoldaş, kardeş işi değildir. Eyvallah. Savcı Bey, eyvallah. Lakin unutmayasın. Osman emre karşı gelerek senin hayatını kurtardı. Hal böyle diye her vakit emrime itaatsizlik mi edecek?
O bildiğini okusun diye mi ben altbaş oldum? Savcı bey! Savcı bey! Ertuğrul beyimiz emir vereceği durumda değilken öyle ağır bir karar almayasın. Böyle karar vekaletle değil, asaletle alınır. Alt başlığı vekalet makamı değildir. Bu sözü keşke Osman Bey'e de söyleyeydim Bamsı Bey. Zira Kayı Bey'i gibi davranır. Öyle davranır. Çünkü her hareketiyle Kayı Bey'i olmaya layıktır. Hoş gelmişsin yenge. Lakin gördüğün gibi ben de geldim. Sercan Hatun. Ataşa odunla gitmeyesin. Şimdi vakit Kılıcahisar'ı nasıl geri alacağımızı konuşmanın vaktidir. Hazır olun atlar.
Beyim, gene de tutuklayacak mıyız? Emrim kesindir. Oyunuz bitti mi ağabey? İyice düşünüp taşındınız mı? Yine emre itaatsizlik ettin Osman Bey. Tutuklanacaksın. Bunu kim yapacak ağabey? Alpler! Tutuklayın! Bak atam Farabi ne diyor. Şehir, faziletli fikirler etrafında toplanan ve komşuluk münasebeti içeren bir cemiyeti ifade eder. Onların taştan evlerde ya da çadırlarda olmaları fark etmez. Çadırlarla kurulu bir oba şehir olabilir mi? Neden olmasın ki Lenem? Yeter ki fikirler bir olsun. Taştan ya da kerpiçten ev dikmek neden medeniyet olsun ki? Medeniyet büyük bir zelzeleden sonra kalan şeydir. Büyük bir zelzeleden sonra geriye ne kalır savcım? Saygı, sevgi, merhamet, vakar, onur ve iman. Yani her şey Lenem, her şey. Türklük ulu bir ağaçtır. Oğuz o ağacın en büyük dalı. Kayı ise o dalın en yeşil yaprağıdır. Bizler şeyin peşindeyiz Lena. Sana ne oldu be? Dolaşıp durmayı bırak da bana ne olduğunu anlat. Hadi. De hele. Osman. Hep böyle deli doluydu. Hep atılgan idi. Cesur idi. Lakin yaptığı işin ardını düşünmez idi. Onun bu yaşlara gelemeden bir kazada şehit düşeceğini düşünürdüm. O ise her geçen gün değişmekte. Hem daha cesur, hem daha hesaplı, hem daha atılgan, hem daha tutarlı. Bu iş hiç kolay olmayacak hatun. Hiç kolay olmayacak. Böyle biri hedefine giderken kimsenin gözünün yaşına bakmaz değil mi? Töreniz bellidir. Osman sen küçüğünüz.
Kut'un kendisinde olduğunu ispat etmek için hepinizden çok çaba sarf etmesi normal. Ama beyimiz seni Alpbaşı seçtiği için önündeki engel sensin. Ne demek istersin Hatun? Osman Kayı Bey'i olmak için seni öldürmek isteyecektir. Sen kardeşim için ne dersin Hatun? Senin kardeşin töresiz iş yapmaz değil mi? Lakin töre devlet için kardeşinin başını almaya izin veriyorsa Osman o başı alır. Ben derim ki Osman senin başını almadan. Yeter! Yeter. Söylediklerini duymamış olayım. Bunu yapmak zorundasın Savcı Bey. Bir gün ya balanın ya benim çadırıma düşecek o ateş. Buna sen karar verirsin. Kimin yüreğinin yanacağına sen karar vereceksin. Elime kardeş kanı bulaştırmayacağım. Lakin devletler kanla kurulur. Hayırdır ağabey? Ağabey ha? Ağabey. Savcı neyin peşinde olduğunu bilirim. Vazgeçeceksin. Ben kayının iyiliği için uğraştım. Sakın! Aman de. Yeter. Hırsınıza bir isim bulmuşsunuz. Kayının iyiliği diye. Ben sana değeyim o vakit. Kayının iyiliği Ertuğrul Gazi'dir. Şimdi benim babam. Otağında can çekişmekte. İşte bu sebeple kayıya bir bey gerekmektedir. O bey de yarın sabah seçilecektir. Ha siz emmimle birlik olup bütün beylere haber saldınız değil mi? Osman da ortalarda yokken yangından mal kaçırır gibi bey seçileceksin ha savcı? Abi sözlerine dikkat edesin. Ben bu yangını söndürmeye çalışırım. Söndürdüğün yok. Ateşi harlarsın. Babayı yakacaksınız. Bunu bir daha yapmayasın ağabey. Eyvallah savcı. Eyvallah kardeşim. Lakin bilesin gözüm üzerinde. Gözüm senin de, Osman'ın da üzerinde. Hele siz böyle kavga etmeye devam edin. Ben size bir ağabeyiniz olduğunu hatırlatacağım. Bak o vakit daha neler yapacağım. Demek öyle savcı ha? Demek öyle emmi. Demek Osman'ı emmine tercih edersin ha? Demek beyleri satın alıp kendi hesabına kullanırsın. Demek beni bunca vakit Sabi yerine koydun. Osman'ın önüne atıp arkamdan iş çevirdin.
Ben kimseyi satın almadım. Demek ki sende beylik istidadını görmediler. Bir tek rey bile alamadın savcı. Kendi ismini bile söyleyemedin. Sahi, sen bu beylik sevdasına neden kapıldın ki? Benimkisi sevda değil, mecburiyetti. Osman'ın göz göre göre beyliği ataşa atmasına mani olmaya çalıştım. Peki sen, senin derdin neydi ha? Sen Beyoğlu'da ne yapacaktın? Gayrı ne önemi vardır ne yapacağım? Osman beyliği ataşa atacak dersin. Şimdi mesele şudur. Buna müdahale mi edeceğiz yoksa durup seyredeceğiz mi? Gene birlikte hareket edelim dersin öyle mi? Yine yalanlarına inanayım istersin öyle mi? İstersen inanma. Sen bildiğini oku. O vakit Geyatu geldiğinde boynumuzu uzatalım kessin diye. Ha? Kayının hatunlarını esir aldıklarında, kayının evlatlarını kazıklara geçirdiklerinde, babanın otağını yaktıklarında ne yapacağız? Ha? Birlik olmayıp da ne yapacağız diyesin. Bunu bana oyun oynamadan evvel düşünecektin emmi. Bunu beyliğime mani olmadan evvel düşünecektin. Şimdi oynadığın oyunun bedeline katlanacaksın. Dur bakalım. Tamam hadi. Sağ olasın hatun. Ellerin dert görmesin. Bismillahirrahmanirrahim. Gözlerim bunları gördükten sonra. Hayır olsun evlat. Beyoğlu olduğun için zoruna mı gider çalışmak? Unutmayasın ki kayının evlatları için çalışırız burada. Okusunlar, öğrensinler, öğretsinler diye bir yuva yapmaya çalışırız onlara. Bu mu ağrına gider? Ben alp olup gazaya gitmek isterim. Acun beylerin orduları alplar ve askerlerle doludur. Lakin cihanın dört bir yanında alim ararlar. Nedendir bilir misin? Çünkü alimler olmazsa devletler ayakta duramaz. Onlar töreyi ve devleti ayakta tutan direklerdir. Gayrı kayı boyunun da böyle direklere ihtiyacı olacaktır. Baba, baba sen benim içimdeki yangını görmezsin. Ben gazaya gitmek isterim. Gündüz emmi. Hayal. Sen söyle. Bir Müslümana gazaya gitmeyeceksin diye emir verilebilir mi? Verilemez elbet. Lakin sen daha gençsin. Bak ne diyeceğim sana. Gaza için talim etmek gerekir. Benim aslan yeğenim çok şükür kalem tutmuştur. Fırsat değil.
mısınız? Gündüz okur, gece pusat tutardım. Çünkü ben bir kayı beyim. Bey, Minegöl'deki casusumuz Halit ondan. Nikola'nın maksadı belli oldu. Bay Hoca'yı İznik Tekfur'una gönderir. İznik Tekfur'una mı? Hani idam edecekti? Belli ki daha büyük bir hedefi var. Bu tuzak olabilir. Bu obaya geldiğim günden beri Ariton usta bize habersizdir. Hangi vakit yalan oldu ki şimdi yalan olsun? Hadi. Vakit kaybetmeyelim. Gidip kurtaralım oğlumuzu alımların elinden. Osman. Kardeşim. Ne oldu benim telaşlı Osman'ıma? Ha? Deli taylar gibi gürleyen kardeşime ne oldu? Daha neyi bekleriz kardeşim? Haydi vakit kaybetmeyelim kardeşim. Gidip kurtaralım evladımı. Yeğenini. Haydi. Geldim evlat. Arabalara. Ağabey. Ağabey. Come on.
yatırın. Kurtulamayacaksın! Thank you.
Bu ağabeyim için. Bir gün mutlaka yakalayacağım seni. Atlar. Tez olmaya. Haydi. Eyvallah. Haydi. Haydi. Ah kardeşim. Seni yanlış bilmişim. Evladını kurtarmak için fethettiğin kaleyi verirsin. O kaleyi fethetmek için hepimizi karşına aldın. Şimdi de geri vermek için karşına alırsın. Ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim? Benim sana hakkım helaldir ağabey. Lakin fethedilen kale nasıl geri verilir? Bu töremizde yoktur. Etmeyesin. Evladım için dahi olsa etmeyesin. Gücün kuvvetin kırılır. Arkanda duranlar durmaz olur. Etmeyesin. Benim alim ağabeyim. Benim canım ağabeyim. Yeter ki sen benim arkamda ol. Varsın. Varsın hiç kimse olmasın. Var ol kardeşim. Ben yaralıyım. Bilirsin bir şey edemem. Senin başına da türlü iş açtık. Nene'ye de sahip çıkamadım. Sen kendinde değildin ağabey. Nereden bileceksin? Hem merak etmez. İkisini de kurtaracağım. Bedeli ne olursa olsun. Kardeşim. O kaleyi. Abi. Abi. Bay hocam, baban geldiğinde sana ne derse desin, sesini çıkarmayasın. Anladın mı? Benim yüzümden sana da yüklenecek ana. Nasıl yaparsınız?
Nasıl? Baba. Baba ben bir hata ettim lakin... Vay hocam. Lakin. Lakin. Lakin senin yüzünden insanlar öldü. İnsanlar! Savcı Bey! Şerefimi iki paralık ettin. Benden habersiz o kaleye nasıl gidersin ha? Nasıl? Üstelik. Gebe halinle. Burasın Savcı Bey. Durmayasın. Oğlu için yüreği yanan bir anaya. Sen de burasın. La havle ve la kuvvete illa billahil aleyhil azim. Hatun. Hatun biz şerefimiz için yaşarız bilmez misin? Öleceksek ölelim. Lakin... Utandın mı? He? Diyesin hele utandın mı? Anan düşmanımıza yalvarırken utandın mı? Utandım baba. Bütün bunlara sebep olduğum için kendimden utandım. Utanasın! Sen de utanasın. Bundan gayrı... ...kendi başınıza iş görecek olursanız... ...ikinizi de ellerimle boğarım! Baba. Savcı. Baba. Savcı Bey. Baba. İyi misin? Savcım iyi misin? İyiyim. Atlarımız karşı tepenin yamacına yerleşti. Okçular yerine yerleşti mi? Yerleşti bey. Emrettiği gibi kayaları yerine koyduk. Benden emir almadan hiç kimse hareket etmedi. Ağabey, kardeşim. Gençliğinde sen de onun gibiydin Osman Bey. Hep kendinden büyüklere kafa tutardın. Biz cesareti ağabeylerimizden öğrendik. Bir işe kalkışmayasın. Merak etmeyesin ana.
kefereyi vurup sağ salim döneceğiz inşallah. Merak buyurmayasın hatun. Kayı beyidir. Kendi kaderini yaşamaya gider. Bize cihat yazılmıştır, bilirsin. Evladımız da kalem tutmayı değil, pusatla cenk etmeyi tercih etmiştir. Gayrı alışasın. Haydi evlat. Hoca, kay boyuna yakışır bir bey oldu. Onun çocukluğunu göremedi Osman Bey. Onca vakit medreselere gitti, ilim tahsil eyledi. Şimdi bir elinde pusat, bir elinde divit vardır. Çok ayrı kaldık. Hasretlik çektik. Gayrı bundan böyle dizimin dibinden ayırmam evladıma. Osman Bey'im, beni de bu kazaya kattığın için sana minnet borcum vardır. Sağ olasın. Seni bu kazaya mecburen kattık. Eğer ki katmayaydık, peşimizden gelirdin. Haydi, emeğesin başını. Bir kayı bey başına emez. Sen bizim istikbalimizsin Bay Hoca. Mevzu kazaya katılman değil. Beyinin sözünü dinlememendir. Bir daha olmayacak beyim. Yiğit babamla bey annemle pusat savurmak nasip oldu ya. Ölsem de gam yemem. Haydi şimdi atların yanına dönesin. Nice gazada beraber pusat sallayacağız Allah'ın izniyle. İnşallah ağabey. Sıkıyorsun.
kuvvetlidir Hatun. Etmeyiz. Sabretmekten başka çare yoktur. Yoktur. Ay bayacağım. Civan Mert Bey'i itti. Mekanı cennettirimdi. Yaşlar kuruyaydı da babamın bu zihkiri dündar emimin boynuna dar urganı olaydı.
Sen ne dersin Osman Bey? Emin. Babamın yüreğinde sızıydı. Bizim yüreğimizi soktu. Nenemin gözyaşıydı. Bizim gözümüz oydu. Atalarımın nefesiydi. Bizim nefesimizi kesti. O emmim ki Oğuz atamdan silsile cümle beylerin laneti üzerine olsun. Oy! Oy! Oy, oy, oy! Osman Bey, hayır olsun. Sen ki böyle lanet okumaz isin. Osman Bey, atalardan babana mezardaki beylerimizi rahat komaz isin bu sözlerinde. Osman Bey, senin yüreğindeki merhameti cümle ahaliye gösteren o tatlı dilin neler söyler böyle? Keşke dilim tutulaydı da o işittiklerini söylemeyeydim Mamsı Bey. Kardeşim, neler olup bittiğini bilmeyiz. Dersin hele. Nikola kefaresine de, Papa'nın itlerine de, hizmet eden hain, emmim Dündar Bey'miş. Sen... Sen ne dersin kardeşim? Evladımın kanına emmemiz girdi dersin. İspatın yoksa bu gıybete girer. Ağabey. Söğüt'te çömlekçi İdris'i vuran oku emmim atmış. Bu zikir de onun kanlı parmağından düşmüş. Babanın casuslarının konuşmasından korktu ha? O vakit onları da bilir. Onlara da hizmet eder ha? Emmi. Dündar. Şimdi ben sana ne etmem ki? Öyleyse intikam isterim Osman Bey. Evladımın kanına karşılık kan isterim. Benim yiğit ağabeyim. Benim kederli ağabeyim. Ninemin, atamın, babamın, bizim yanan yüreğimizi emmimin hırsla kirlenmiş kanı soğutur mu sandın? Yesin hele. Kardeşim. Beyler, kendinize gelesiniz. Kardeşim, ne edeceğiz? Ha? Neslimize sürülen bu lekeyi nasıl temizleyeceğiz kardeşim? Alterim Söğüt'te onu ararlar ağabey.
Hele bir elimi ele geçireyim. Hele bir elime geçireyim. Ama... şimdilik bunu hiç kimse bilmeyecek. O dündar... ininden çıkıp önümüze düşene kadar... pusatlarımız kınından çıkmayacak. Böyle davranmamız icap eder. Bunu anladınız mı? Soyumuzun utancını. Yüreğimizi dağlayan acınızı içinize gömün. Yüneğinden çıktığı vakit. Efendim, Togay'dan sonra Nikola da geri çekildi. Acilen bizim de geri çekilmemiz lazım. Bir gün abimin intikamını mutlaka alacağım. Kavulun! Osman Bey, Kalinos kaçtı. Ağabeyin peşinden gitti, sen de yetişesin. Ağabey. Kalinos! Osman'dan önce sırada sen varmışsın savcı bey. Osman abimin başını aldı. Ben de senin hançeri beni öldürmez kardeşim. Haydi peşinden gidersin. Obada görüşürüz. Dayanız. Dayanız. Haydi kardeşim. Haydi. Zaferlerimiz daim olsun ağabey. Kardeşim. Sen iyi ol önce. Sen iyi ol. Ha? Gayrı bize durmak yakışmaz. Sen iyi ol. Kurban oldum. Sen iyi ol. Nice zaferlerle büyüyeceğiz. Yavaş.
Tez obaya gideceğiz. Tez, haydi. Nerededir kızak? Alper, haydi. Osman. Kardeşim. Haydi. Ağabey. Berlin yazın. Beni dinliyorsunuz ağabey. Ağabey. Beni dinliyor Osman. Gece bir düş gördüm. Ağabey. Babam soyda geldiği vakit diktiği çınarın altında beni beklerdi. Ağabey. Kardeşim. Evladım Bay Hoca da oradaydı. Çınar'ın göklü gövdesi, kökleriyle yeri, dallarıyla göğü kuşatırdı Osman'ım. Babam devletimiz için şehit oldunuz dedi. Ağabey. Canlar gider. Ağabey. Devlet. Evet. Müddettir. Ne de. Devlet. Evet müddet. Seninle. Ağabeyimle. Yiğit alplerimizle. Oğlumla cenk ettim ya. Cenk ettim ya. Şehadet. Beni bekler. Etme. Etme. Evladım Ertuğrul. Ve hatunum Lena. Sizlere emanettir. Ağabey. Sizlere emanettir. Onlara iyi bakasınız. Devlet. Devlet. Evet müddet. Ağabey. Ağabey. Evet. Müddet. Eşhedü en la ilahe illallah. Ağabey. Eşhedü enne Muhammeden Abdü ve Resulü.
Arkadaş. Sen uçmalara peygamber sancağına varırken katilinin leşi
gözün arkada kalmasın. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.